Tekrar geleceğim. Tecrübeli bir siyasetçi, İstanbul Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gürsel Tekin Skype'la yayınımıza bağlanıyor. Gürsel Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar size, konuklarınıza da iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Şimdi toplantı bitti. Resmen açıklanmadı ama herkes kabul ediyor ki aday Kemal Bey. Sizce de öyle mi? Şaban Bey'in biraz önceki konuşmasına kısmen ben de bir ufak yaşanmış bir hikaye anlatayım. Yani bazen haksızlıklara, olumsuzluklara toptan hepimizin karşı çıkması lazım. O parti, bu parti diye bir şey yok. Bu ülke hepimizin. İyisini de takdir edeceğiz, kötüsünü de hep beraber eleştireceğiz. Benim bir hayırsever hemşerim, kendisi aynı zamanda şey yapıyor, prefabrik evler yapıyor. Hayrına 100 tane şey götürecek. İlk 40'ını hazırlıyor ve ne yazık ki Kızılay gelip pankartını asıyor. Bunlar hiç o şeyler değildir ama daha çok şeyler anlatır, depremle ilgili hikayeler. Umut ederim ki bundan sonra devletin kurumları daha ciddi davranır. Şimdi Erdoğan Bey tabii uzun süredir haklı olarak kamuoyunun da altılı masada bir aday beklentisi var. Bugün uzun uzun uzağa diye altı siyasi partinin toplantısında ciddi sonuç kararlar alındı, yol haritaları alındı. Ben inanıyorum ki önümüzdeki pazartesi günü resmi olmasa da en azından gayri resmi hepimizin çok rahatlıkla isim açıklanmasa da tahmin edebileceği bir cumhurbaşkanı adayıyla pazartesi günü karşı karşıya geleceğiz. Peki mesela burada bir nasıl diyeyim, İYİ Parti sorunu var mı sizce? Şöyle ki şimdi sosyal medyaya bakıyorum bir yandan. Sosyal medyada da işte konunun bir nevi sosyal medya savaşları sürüyor gibi. Yani nasıl değerlendirirsiniz bundan sonraki süreci? Bu İYİ Parti açısından çok mu zor olacak? Şimdi yani bu konuda tabii ben sonuç itibariyle partinin karar alma mekanizmasında değilim. İkincisi yeni bir tartışmaya da şey açmak istemiyorum. Tabii. Ama inanıyorum ki önümüzdeki süreçle ilgili çok sağduyulu kararlar alınacak. Elbette her şey toz pembedir diyemeyiz. Yani sonuçta ufak tefek sıkıntıların olduğunu, sorunların olduğunu biliyoruz. Bu sorunların da liderler tarafından giderileceğini düşünüyorum. Yani pazartesi günü büyük olasılıkla hafta sonu gerek İYİ Parti gerek Cumhuriyet Halk Partisi cumartesi günü toplantılarını yapacak, kurullarıyla görüşecek ve pazartesi günü nihai hedefe ulaşmış olacağız. Gürsel Bey, bundan sonraki mesela şeyi nasıl tahmin ediyorsunuz? Tabii siz açıkçası ben soruyu soruyorum ama partili olarak bir takım şeylerden imtina ediyorsunuz, farkındayım ama galiba bundan sonraki en önemli tartışma o altı bileşenin seçimi hangi listelerle ve ne şekilde gireceği. Yanılıyor muyum en önemli konunun bu olduğu konusunda? Çok önemli olduğunu zannetmiyorum. Nedeni şu, yani bu sistemin bize getirmiş olduğu avantaj ve dezavantajlar var ki bunun bir tanesi dezavantaj olan yasama. Yasama gerçekten şu anda millet tarafında etkisiz hale getirildi. Önümüzdeki süreçte seçimlerde de göreceksiniz. Parlamentonun aritmetik yapılarıyla Cumhurbaşkanı oyları arasında çok büyük bir farklılıklar göreceksiniz. Yani vatandaş sahada sokakta bu tepkisini açık ifade ediyor. İşte 600 küsur milletvekili var. Telefonla bile ulaşamıyorsa, ulaştığında da hiçbir sorununu çözemiyorsa, yani sandığa gittiğinde de geçmiş dönemde olduğu gibi gönül rızasıyla milletvekilliği konusunda tereddütlerin olduğunun altını çizerek söylemek istiyorum. Onun için masada milletvekili listeleri konusunda çok büyük sıkıntı olur mu? İnşallah olmaz ve kaldı ki tek parti olsa bile oluyor. Ne yazık ki bu tayinli sistem, bu atamalı sistem dünyanın hiçbir demokrasisinde olmayan bir sistem.
ivedilikle bu sistemi değiştirmemiz lazım. Kimin vekil, kimin yerel yöneticisi olacağını milletin karar vermesi lazım. Yani millet adına görev alıyorsunuz ve millet adına biz sözde orada görev yapıyoruz ama milletin hiçbir dahili yok. Yani benim adım milletvekili, partimin milletvekiliyim. Yani acaba milletin karşısına çıktığımda millet bana oy verecek miydi? Bu da bir tartışma konusu. Türkiye'nin ta o 83'ten itibaren anayasa 1000 kez değişti ama ne yazık ki bu siyasi partiler yasasını değiştirmek kısmet olmadı. Bütün siyasi partilerin programda olmasına rağmen değiştiremedik. İnşallah Türkiye'de demokrasi inşa etmeniz için önce siyasetin özgür olması lazım, özgürleşmesi lazım. Yani siz neredeyse herkes kurbanlı koyun gibi boynunu uzatmış, ben listede var mıyım yok muyum? Bu hastalıklı bir durumdur. Bunu ben inşallah önümüzdeki seçimde kim iktidar olacaksa bunu değiştirmeli. Size şunu da sormak istiyorum. Geleceğim Hacı. Ümit Dikbayır, İYİ Parti'nin önemli isimlerinden, şöyle bir önüme de geliyor. Galiba silinmiş bu ama şöyle bir tweet attı. Millet beşten büyüktür diye. Oo. Evet. Çok önemli. İlginç. Daha sonra ben dönüp baktım. Göremedim. Silinmiş olabilir. Bilmiyorum. Arkadaşlarım da çek edip bana 21-14'te. Evet. Ama şimdi kendi sayfasında yok. Bunlar İYİ Parti'nin çok karışık olduğunu gösteriyor bu. Evet. Bunlar nasıl değerlendirmek gerekir Gürsel Bey? Şimdi Erdoğan Bey aslında İYİ Parti'de uzun süredir arkadaşlarımızın bir kısmının bu adaylık konusundaki kaygılarını çok açık bir şekilde ifade ediyorlar. Benim de biraz önce bir arkadaşım göndermiş, ben de gördüm. Büyük olasılıkla müdahale olduğu için silinmiştir. Ama her şeye rağmen ben pazartesi günü çok olumlu bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Olumlu derken yani adayın netleşeceği anlamda mı yoksa Kemal Bey'in işaret edilmesi? Netleşeceği anlamında. Daha ötesi yok çünkü yani sonuç itibariyle. Tabii bu ara seçim takvimiyle ilgili kaygılarım da var. Onu da ifade ederek söylüyorum. Yani her ne kadar Sayın Erdoğan 14 Mayıs takvimini ilan etmiş olsa da Yüksek Seçim Kurulu bu konuda Yüksek Seçim Kurulu ihtiyaç duyduğu zaman çok rahatlıkla açıklamaları yapıyor. Seçimle ilgili de bizim Yüksek Seçim Kurulu'nda çok somut, anlaşılabilir, hazır oldukları ile ilgili bir açıklama beklediğimizi de söylemek istiyorum. Ben bir şey... Tabii Şaban Sevinç bir şey sormak Gürsel istiyorum. Gürsel Bey, şimdi şu an itibariyle mesela 6 liderin de mutabık olduğu, tamam dediği bir aday yok aslında. Doğru mu? Anlıyorum. Yani baştan beri Şaban Bey zaten 5 liderle ilgili bir sıkıntı yok bir aday konusunda. Ben bütün buna rağmen 5 liderin dışında Sayın Akşener'in de bu yol haritası konusunda hem fikir olduğunu, en azından edindiğimiz kulis bilgilerini size aktarıyorum. Tabii toplantıda biz yokuz. Ama önümüzdeki günlerde kendi kurullarıyla yapılacak toplantılarda da bu paylaşımlar olacaktır. Evet. Teşekkürler. Peki Hacı, bir sorun mu vardı? Şöyle. Gürsel Bey, Hacı yakışıklı bir soru sormak istiyor. Gürsel Bey biliyordur muhakkak. Tabii şimdi, ki. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili milletvekili adaylarının CHP'nin listelerinden gösterilmesi vardı. Hatta işte 20 milletvekili istedi, 10 milletvekili istedi diye konuşuluyordu. Bu noktada bir uzlaşma, bir belirlilik oluştu mu Sayın Tekin? Bunlar hiç konuşulduğunu zannetmiyorum. Bu tabii zaman zaman gazetelerde ben de okuyorum ama benim edindiğim bilgi, yani milletvekili sayıları, listeler, bunlar hiç gündeme bile gelmemiş ama kamuoyunda tartışılıyor, konuşuluyor bu. Gürsel Tekin, çok teşekkür ederim. Biliyorum, ben teşekkür ediyorum size de, konuklarınıza da iyi akşamlar. Çok teşekkürler.